Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte nereden geldiği belli olmayan fakat 13 bin yıldır dünyanın yörüngesinde olduğu iddia edilen Kara Şövalye adlı uydunun olayına bakacağız. Videonun detaylarına girmeden önce şunu belirtmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kara Şövalye yani Black Knight adındaki bu uydu kesinlikle dünya yapımı değil. Şimdi gelin bu Kara Şövalye iddiasını ortaya ilk kim attı bir onu belirleyelim. Tabii ki de gönlümüzün efendisi Tesla hemen burada devreye giriyor. İlk olarak Tesla 1899 yılında uzaydan belirsiz ama çok güçlü sinyaller aldığını dünyaya ilan ediyor. Daha sonrasında amatör telsizcilerin de yardımıyla 1920 yılında bu sinyallerin varlığını kanıtlıyorlar. Bundan bir 8 sene sonra ise Norveç'te yapılan yani 1928 yılında Norveç'te yapılan bir araştırmayla birlikte Tesla'nın 1899 yılında ortaya attığı iddia resmen kanıtlanıyor. Şimdi gelelim dananın kuyruğunun koptuğu yere. Arkadaşlar şöyle düşünün, insanlık olarak uzaya ilk uydumuzu 1960'larda gönderdik. Bu bilgide bir sıkıntı yok. Fakat Kara Şövalye'nin varlığı 1954 yılında tespit edildi ve dönemin gazeteleri bunu manşetlerine taşıdılar. Şöyle düşünün, henüz o yıllarda bizim uzaya gönderdiğimiz bir uydumuz yoktu. Peki bu Black Knight nereden geldi? Bence sizi rahatlatacak bir şey var, onu hemen söyleyeyim. Yani kişisel bir şey sonuçta ama söylemek istiyorum. Henüz uzayda bizim esamemiz okunmazken bu uydunun oraya nasıl gittiği bilinmiyor. Tamam, bunu kabul ediyoruz. Fakat uzaylıların varlığından neden korkuyoruz? Şahsen ben korkmuyorum, bunu da buradan cümle aleme ilan ederim. O dönem yayınlanan gazete kaynaklarına baktığımızda dünyadan gönderildiği kesin olmayan bu uydunun 78 derecelik bir açıyla birlikte dünyanın etrafında tam bir turu 104,5 saatte tamamladığı da tespit edilmiş. Yani hızını tahmin edin arkadaşlar, felaket hızlı bir şey. Peki bu uyduyu oraya biz göndermediysek kim gönderdi? Bunun da cevabı 1973 yılında İskoç bilim adamı Duncan Lunn'un tarafından söyleniyor. 1920 yılındaki verileri inceleyen bilim insanı Kara Şövalye'nin Boötes takım yıldızında bulunan çift yıldız Epsilon Boötes'e doğru baktığını tespit etti. Acaba uzaylıların adresi burası mıydı? Peki bu durumun mantıklı bir açıklaması var mıydı? 1899'da Tesla'nın yanına bir geri dönelim. Tesla'nın yaşadığı o dönemlerde uzay çalışmaları, böyle yıldız mıldız işleri henüz yoktu. Doğal olarak daha sonrasında bir pulsar olarak tespit edilen bu sinyaller o dönemde ne olduğu bilinmediği için gizemli bir hal aldı ve günümüze kadar geldiler. Durumu 4 ana maddede hemen size toparlayayım. Daha doğrusu NASA'ya göre toparlayayım. Birincisi, Tesla bu dönemde o sinyalleri aldı, tamam kabul, ama bunlar birer pulsardı. İkincisi, çıkan gazete haberleri o dönem UFO'larla ilgili bir kitap yazan bir yazarın kitabını çok satma çabası olarak, yani bir reklam çabası olarak nitelendirildi. Tamam, bunu da kabul ediyoruz. Norveç'te 1973 yılında yapılmış bir çalışma var, onun gizemi bilinmiyor, bu sinyallerin varlığı tespit ediliyor. Dördüncüsü ise başka bir uydunun tamiratı için uzaya giden astronotların termal bir battaniyeyi orada kaçırdıkları yönünde. Hemen size şu örneği de anlatmak istiyorum. 1963 yılında Gordon Cooper adlı bir astronot uzaydaki 15. turunda yeşil bir UFO'yu tespit ettiğini NASA'ya bildirdi. Bunun ses kayıtları var arkadaşlar, ayrıca 100'den fazla da tanığı var. Fakat daha sonrasında NASA bir açıklama yaptı. Dedi ki Cooper'ın kullandığı radar bozuktu. Ayrıca kendisi çok fazla karbondioksite maruz kaldığı için halüsinasyonlar görüyordu. NASA yine işi çeviriyordu yani, anlayacağınız. Şimdi arkadaşlar size 3 adet veri sunacağım. Bunların üçü de Kara Şövalye hakkındaki rivayetlerden oluşuyor. Komplo teorisyenlerine göre birincisi, bu gerçekten uzaylılar tarafından gönderilmiş bir uyduydu ve 13 bin yıldır bizi takip ediyordu. İkincisi, ki bu bana biraz ilginç geliyor, bizden önceki medeniyetlerde yaşayan insanlar bu uyduyu yapmış ve uzaya göndermişlerdi. Fakat çok fazla savaş vesaire olduğu için o dönemin teknolojik gelişmeleri ve insanlar tamamen dünyadan yok oldular. Bu uydu da bizden bir önceki insanların yaşadığı döneme aitti. Üçüncü ihtimal de bence bilimsel açıklama oluyor. Bu bir battaniyeydi. Zaten bu battaniyenin kayboluş anında bir videosu var, içiniz rahat etsin. Peki sizce bunlardan hangisi? Hemen şurada anketimizi söylemiştim. Oradan katılıp oy verebilirsiniz. Ayrıca benim size sormak istediğim bir soru var. Bunu da lütfen yorum bölümünden tartışalım. Zaten yorumlara cevap verdiğimizi ve okuduğumuzu biliyorsunuz. Sorum şu: uzaylılardan korkuyor musunuz? Benim kişisel cevabım hayır, neden korkayım? Artık videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kafanızda takılan bir şeyler veya bize önerdiğiniz bir içerik varsa yorum bölümünden belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hemen yan tarafında oynamakta olan videoya tıklayarak 51. bölgede uzaylılar gerçekten var mı sorusunu aradığımız yanıtı görebilirsiniz. Ayrıca aşağıda da abone ol butonu var. Ona da tıklarsanız kanalımıza abone olursunuz.